gününde bizden yardım istiyor. Zekeriya Bağcı 33 yaşında, 12 yıllık karısı Sevgi evi terk etmiş. Ankara Gölbaşı'ndan geliyor. Eşinin eve dönmesini istiyor. Çocukları varmış, onlar da mağdurmuş. 3 çocuğunu evde kitleyip gitti iddiası var. Eşiyle ilgili bazı iddialarda bulunuyor. Ama Zekeriya bir öz eleştiride de bulunuyor. Çok kıskanç biriyim ben diyor. Çok kıskanç biriyim diyor. Evet, teşekkür ediyorum, sağ ol bir tane. Bir yandan da tabii hazırlıklarda da neler yaptınız? Ben sizlerle konuşurken arkada ekip de çalışmaya devam ediyor ki çalışmak güzeldir. Beni böyle şey tutuyor, dinç tutuyor. Gerçekten. Seviyorum o yüzden. Hemen Zekeriya Bey'i çağıralım. Zekeriya Bağcı Ankara Gölbaşı'ndan geldi. Karısının eve dönmesini istiyor ama bakalım anlattığı her şey ne kadarı gerçek, ne kadarı değil öğreneceğiz. Buyurun Zekeriya Beyciğim. Hoş geldin. Merhaba abla. Nasılsın Zekeriya? Valla nasılsınız? 30, sen kaç yaşında evlendin? 30, ben mi? 20, 21 yaşında evlendim. Yani çok erken evlenmişsin. Aha. Hoş geldin. Hoş bulduk abla. İyi bir yıl olsun inşallah senin için. Ailene kavuştuğun bir yıl olsun. Ya inşallah ablam, hani niyetimiz o. Hani biraz sıkıntı yaşadık ama. Tamam. Bu sıkıntıları halledemediğimiz için buraya geldim. Estağfurullah, biz de sana yardımcı olmak tamam, için programı yapıyoruz. Zekeriya'cığım geç karşıya canım. Tamam. En köşeye oturur musun böyle, benim göz göze olalım seninle? Ben insanların gözüne bakmayı severim. Bir insan eğer gözünü sizden kaçırıyorsa ben o, yani rahatsız olurum ya. Göz temasını niye kaçıracaksın ki? O gözler her şeyi anlatıyor çünkü. Sevgili Zekeriya, kaç yıllık evlisin canım? 12 sene falan oluyor abla. Ne iş yapıyorsun? Bir restoranda balık pişiriyorum. Balık pişiriyorsun? Evet. O ne güzel. Güzel pişiriyor musun balık? Tabii. Ha, en güzel hangi balığı yapıyorsun? Vallahi hepsini yapıyorum abla. Vallahi ha. Aferin, helal sana. Şimdi bana şunu söyler misin? Yani 21 Ekim'den bu yana. Kaç gün olmuş? 70 gündür. Abla biz 21 Ekim'den sonra hani annesinin küstü, annesinin yanına gitti. Hı hı. Yani biz, sen 70 gündür görmüyorsun. Ya ben onun bir hafta 10 gün sonra biz gittik hani gönlünü yapıp geri getirmek için. Hı, hani tamam. Biz tartışmıştık. Evet. Hani gelmedi, biz geri geldikten geri ben hani Konya'ya gittim. Konya'dan Ankara'ya geldiğim zaman 2-3 gün sonra dediler ki sığınma evine gitmiş. Hı. Şimdi biz sığınma evine zaten ulaşamıyoruz ama hani orada olup olmadığını bile bilmiyorum. Hani elinde telefonu. Zaten sana söylemezler. Yani, işte, hani söylemeyeceklerini yani biliyorum. Senin sevgili eşinin adı ne? Sevgi. Sevgi. Sevgi senin 12 yıllık eşin, yani devlete sığınmış. Bazen başka yerlere, başka erkeklere de gidiyorlar. Onun, dolayısıyla devlete sığınması öyleyse doğru, güzel bir şey yani. Ya bunu, çünkü yanlışı yanlışla ya da sana ceza vermek için böyle başka yollara da deniyor bazen kadınlarımız. Bence yanlış yapıyorlar. Yani devletteyse evet, sıkıntı yok yani. Ama ya tabii, işte ben bunun farkındayım ama devlet şeyde sığınmayayım da telefon kullanmaları yasak. Sen eğer konuşursak onu ikna edebilirim diye düşünüyorsun. Vallahi abla, zaten ben buraya geldim, ailesine söyledim buraya çıkacağımı. Hı hı. Hani eşim beni aramıyordu, işini aramaya başladı, zaten telefonu benden aldılar. Ha. Hani bir şey ben söyleyeceğim, sen tedirgin misin? Ya biraz ben tedirgin görüyorum seni. Ya ben tedirginim buraya, hani böyle bir yere ilk defa çıktığım için yani. Evet, öyle merak etme, benim bak burası benim evim, benim adım da Didem. Allah razı olsun, Allah başımın üzerinde yeriniz var. Yani istediğin şeyler, anlattıklarıma da gerçekleri anlatır canımı ye yani. Vallahi da gerçeği bu, hani benim ha, kıskançlığım, biraz baskı göstermem budur. Hani evi tutup evi terk etmesini gerektirecek hiçbir şey yapmadın. Hani tutup da yuvasını bozacak hiçbir şey yapmadın. Sizin bildiğim kadarıyla 3 tane çocuğunuz evet, var. Evet, 3 tane var abla. Bana o gün anlatır mısın? Nasıl senin eşin evini bırakıyor gidiyor? Yani ya ne biz, oldu o günde gitti yani ya sevgi? O günde de ondan önceki günlere dayanık hani bazı sıkıntıları hepsini biriktiriyor, biriktiriyor. Sen ondan farkında sonra, değil misin? Yani ya ben farkındayım. Hani mesela diyor ben annemin yanına gideceğim diyor. Ben izin vermiyorum mesela, Konya'dan Ankara biraz arası mesafe uzun. Konya Ankara yakın canım. Tabii yakın da hani şimdi bizim aracımız yok. Otobüsle falan göndereceğiz. Hani ben niye, tren var, tren çok çabuk gidiyor. Ya, bildiğim kadarıyla hızlı tren yok mu? Ama şimdi bunun ailesi ilk zamanlarda köyde kalıyordu. Ha. Hani yani biz, sen ailesiyle görüşmesini mi engelliyordun? Ya hayır, engellemiyordum. Ha. Gidip geliyordu evet, ama ben bazen gideceğim dediği zaman göndermiyordum. Çünkü çalışmıyordum. Şey evleri uzak olduğu için. Ya bir bardağı bir damla taşırmış yani. En ya son işte ne taşmış, oldu da taşırdı? Ne yaptın sen ya hanıma? En son bunun söyle, erkek kardeşi cezaevinden çıktı. Evet. Erkek kardeşi çıktıktan sonra zaten olduysa oldu. Onun yanına gideceğim dedi. Hani ben yine götürdüm getirdim ama hani ufak tefek şeylerden yok, beni buraya göndermiyorsun, bana peki, baskı o gün yapıyorsun. O gün evden gittiğinde nasıl gitti bir anlatır mısın? Vallahi çünkü çocukları gün eve bir odaya kilitleyip gitti diye hayır, biliyorum. Hayır, kilitlemedi. Nasıl? Ben çalışıyordum iş yerinde, hani ben gideceğim falan diyordu. Bir sürekli tartışmalarımızda bana öyle söylediğinde ben fazla ciddi almıyordum. Yani seni terk edeceğini söylüyordu. Evet. Peki. Gideceğim diyordu, annemin yanına falan gideceğim diyordu. Hı -hı. Hani ben bir gün işteydim, çocuklar beni aradı, benim kızım beni aradı. Hı -hı. Anne evden gitti dedi.
3 tane çocuğu evde bırakıyor, çıkıyor, gidiyor. Haberimiz yok nereye gittiğini. Ama sonuçta kapıyı kilitliyor üstü yani bir şekilde. Bir yere kilitliyor çocukları. Ya, o da evde bırakıp gidiyor. Yani evde bırakıp gidiyor. Evet. Ben öyle şimdi not almışım da yanlış almış olabiliriz. Şimdi senin çocukların bir tanesi Emir 7 yaşında, Kevser 10 yaşında, Mirhan 4 yaşında. Mirhan, evet. Bunlar ne kadar süre yalnız kalıyorlar evde peki? Sen ne zaman eşinin gittiğinden haberdar oldun? Şimdi gittikten yarım saat sonra benim çocuğum beni arıyor. Ben bizim komşudan rica ettim. Hani dedim annem gelene kadar çocukların yanında dur diye. Hani ben eşimi aradım, ondan sonra benim eşimin aile büyükleri beni aradı. Dedi ki işte eşin annesinin yanına gidiyor, arama. Hani ben ondan önce karakola falan gidip soruyordum. Peki önce insan neden ya çocukları eve gitti, yani evde bırakıyor daha doğrusu. Sonra annesinin evine gidiyor. Önce sığınma evine gitmiyor. Önce annesinin evine gidiyor. Bir hafta 10 gün orada kalıyor. Hı-hı. İşte ben o bir hafta 10 gün sonra gidip onun gönlünü yapıp geri getirmeye gittim hani. Evet. Hani tartıştık, barışıp geri getirmek için. Ondan tamam. Sonra yine gelmem deyince ben Konya'dan geri boş geldim. Hı-hı. Ondan sonraki gün veyahut da ertesi günü sığınma evine gidiyor. Yani ailesi 10 gün ailesinin evinde kalıyorsa, ona, eğer kalacak bir ailesi varsa, ona sahip çıkacak işte bir ailesi sonra, varsa niye sığınma evine gider ki bir işte kadın? İşte niye gitmiş ailesi buna herhalde demiş çocuklarının yanına git Zeki, işte hani Zeki düzelecek, biz konuştuk onunla. Hani sen kısaca, ailesini ikna ettin. Evet, ailesiyle de görüşüyordum, sevgiyle de konuşuyordum hani hı-hı, gelsin diye. Abla o gelmeyince işte ailesi de ona baskı yapıyor çocukların başına gitti. O da çıkıyor tutuyor, polisi arıyor, sığınma evine gidiyor. Hani bana söylenen bu. Ama şimdi sığınma evinde de kadınların telefon kullanması yasak. Peki hani, onların can güvenliği için evet, bir süre yani yasak tam şey yasak kuralları süre bilmiyorum ama. Ama şimdi burada sosyal medyaya girmesi, telefonu kullanması hani bir beş dakika olur, yarım saat olur bir şey değil. Hani birinden rica eder, devlet dairesi yani görevlilerden birinin telefonu. Ya sen eşinin seni aramasını mı istiyorsun? Ya benim eşimin evine dönmesini istiyorum. Benim yuvamın bozulmasını istemiyorum. Hani, iyi güzel de. Şimdi ben şunu merak ediyorum. Yani o kadar çok sevgi, yani çocuklarını bile görmüyor değil mi o zamandan beri? Hı. Üç evladını görmüyor. Evet. Çocuklarının bile gözü görmeyecek duruma nasıl gelir yani? Ya işte çok kıskançlığımdan, çok baskı göstermemden. Hani bir ne yere yapıyordun? Gittiği zaman. Ya mesela abla hani kıskançlığım dışarıya falan çıktığı zaman hani üstüne başına dikkat et demem. Kıskançlığım hani bir yere gider. Ya hani gördüğüm kadar mutasip bir hanımefendi, örtülü. Işte, ha. Daha ne evet, yani ne istiyorsun? Daha ne yapabilir yani? Ya ben bir şey yani istemiyorum işte. Böyle kötü bir şey olacak bir durum yok aramızda. Hani yani, ben de bir şey yokken niye böyle olduğunu anlamıyorum. Hani bana diyor ki sen bana çok baskı yapıyorsun, kıskanıyorsun. Orada duracaksın. Tamam. Kadınlar erkeklerin namusu değil. Kadın kendi namusunu kendisi korur. Bu ya bir. Tamam buna tamam, farkındayım. Tamam mı? Ama lütfen çok rica edeceğim yani. Tamam. Namus, öyle olunca işte kadın da korkuyor. Vallahi ya. Ve benim onun malı olarak sen kendini görüyorsun. Yani sen o bir birey, anladın mı? Tamam. Senin böyle tapulu malın değil. Çocuklarının annesi bir evet, birey. Sevgi bir kadın tek başına. Bak şimdi ama tabii çocuklarını bırakıp neden gitti? Bu arada yani birilerine haber verebilirdi. Annesi yani Konya'da oturuyor, gitmesi falan hiç kimseye haber vermemesi, çocukları bile gözden çıkarıyor gibi durması biraz beni endişelendirdi ben, açıkçası. Bundan 2-3 gün önce annesini aradım, dedim ki bak ortaya çıksın, dedi neyse yapalım, hani boşanmak istiyorsa da boşanalım. Evet. Ama ben yuva bozma taraftarı değilim. Hı-hı. Gelsin hani sıkıntılarımı söylesin, sizin yanınıza ben kendime çeki düzen vereyim. Ne derdi varsa, nasıl yaşamak istiyorsa, hani her şey gönlünce olacak dedim. Hani sürekli benim önüme bir engel koyuyorlar. Hani sürekli benim hani yok diyorlar bana. Ama şimdi ailesinin yanında 10 gün kadar kalıyor ya. Anladığım tamam, kadarıyla ailesi de sevginin eve dönmesi için onunla konuşuyor. Evet. Senin söyleminden anladığım, şimdi sevginin konuşması lazım. Tamam. Senin söyleminden anladığım ailesi de ona baskı yapıyor. O da hani cezaevinde çıkan kardeşi sana geri dönmesini mi istedi? Abla cezaevinden çıkan erkek kardeşi hani şu an ailesinin yanında değil, sığınma evinde olup olmadığını da şüpheleniyorum. Hayır bak sen sorumu anladın mı? Ben anladım cezaevinde, demek istedim. Cezaevinden çıkan erkek kardeşi, hı-hı, Sevgi sen kocanın yanına mı dön dedi? O da git dedi. Hani o da şu ailenin yanına git dedi, yuvanız bozulmasın dedi. Herkes ha, öyle diyor. Hani onun ailesinden de benim ailemden de. Çok destek görmemiş anladığım kadarıyla yani o yüzden. Yani desteğinden ziyade o da artık hani biraz kafa toparlamak için sığınma evine girdiyse ben de dedim hani sığınma evinde biraz dursun. Ama 2 ay olmuş bak. 2 ay i̇şte boyunca. İki çocukları aramadı mı 2,5 ay boyunca? Ha? Bir TikTok'tan benim kıza yazmış hani telefondan. Evet. Aramamış, görüşmemiş hiç. Ne ama kızına yazmış, Kevser'e yani ne demiş? Mesela diyor ki ben sizi o babanızdan alacağım, ben bırakacağım, boşanacağım gibi şeyler söylemiş. Hani hı, ben de dedim ki hani size söylediğim gibi nerede yaşamak istiyorsa öyle şeyler yaz dedim. Hı hı. Gelsin her şey gönlünce olacak dedim. Hani kızım yazdı ona.
Çocuklara kim bakıyor? Annem bakıyor şu an yanında. Çocuklara ne demiş peki? Ona da bir şey dememiş işte. Ben gidiyorum demiş, çıkmış gitmiş herhalde. Çok mu sosyal medyaya giriyordu? Ya hani işte herkes gibi, yani şu an herkesin elinde telefon nasıl varsa onun da elinde var. Hani yani benim elimde de telefon var. Yani çok fazla girmem mesela. Ya abla ben kısıtlama falan yok. Hani tamam olur. Hayır, o çok mu meraklı? Açık söyle. Çok mu? Yani oradan biriyle görüşüp gitmiş olabilir vallahi mi? İkna etmiş olabilir mi biri yani onu? Öyle bir şey varsa hani ben zaten buraya kadar gelmezdim. Yani inanmıyorum öyle bir şey olacağına. Yani eminim de öyle bir şey yapmaz. Hayır, ben şöyle bir kadın, ben bir erkek olduğunu düşünmüyorum. Yani kadın ya da erkek, hı-hı, görüştüğü biri. Biri onu ikna etmiş olabilir mi? Vallahi bilmiyorum abla. Daha önce gider miydi evden Sevgi? Abla giderdi. Nasıl giderdi? Mesela hani dediğim gibi böyle ufak tefek tartışmalardan dolayı giderdi. Hani ailesinin yanında bir hafta 10 gün durduktan sonra ben gidip aile büyükleriyle onun hani hepsinin yanına oturur konuşurdum. Eşimi alır gelirdim. Hani bu da aynı bu şekilde oldu. Hani dedim hani bir hafta 10 gün dursun, kafasını toparlasın. Gönlünü yapıp gelirim. Yani 12 yıllık evliliğim boyunca Sevgi kaç kez evden gitti? Allah Allah, senede bir sefer iki sefer yani tam bilmiyorum ama yani ufak tefek tartışmalardan dolayı gidiyordu. Hani dövüş yok, kavga yok, pislik, hiçbir şekilde bir şeyimiz yok. Şiddet gösterdi mi? Ya şiddet hani nasıl göstermişsindir? Dövme yok. Hayır, dövme yok. Yani daha ne olsun yani? Fiziksel şiddet değil de psikolojik şiddet. Ya işte o psikolojik şiddet diyorlar da bilmiyorum yani. Tamam, ben de diyorum ki onu psikolojik şiddet diyorlar. Tamam, ben de ona dedim tamam ki bak mı? Ben sana psikolojik şiddet mi yaptım? Ne yaptıysam hepsinden senden özür diliyorum. Ne yapmak istiyorsan artık yeter, gel, 2-2,5 ay oldu. Hani yuvamız bozulmasın. Her sene böyle gidiyorsun, her seferinde gittiğinde. Ama abla eminim. Annesinin babasının yanına mı gidiyordu, ailesinin yanına mı gidiyordu? Ailesinin yanına gidiyordu, evet. Hiç böyle ailesinden başka bir yere kaçmıyordu, gitmiyordu yani. Hayır. Sen...